Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Hearts of Iron 4 The Grit var, Osmanlı serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Hatırlıyorsunuz ki geçenki bölümde İran'ı tamamen kapitüle ettik ve buradan Hindistan'a biraz yol çizmiştik. Buradan biraz ilerleme kat etmiştik Hindistan'a doğru. Ama buradaki hem çok fazla asker sayısı hem de bizim biraz ikmalimizin tükenmesinden ötürü ilerlemeyi daha kat edememiştik. Ama bu bölgede ise bakacak olursak burada Fransızları artık denize dökmüştük şu bölgede. Kuzey Afrika'da burada bir toprakları kalmış. Sadece onun dışında Güney Afrika'da varlıkları hala devam ediyordu düşmanlarımızın. Biz ise burada iyi gelişmelerle baş başaydık. Central Powers şu anda bu şekilde abi. Ve Komintern yine hala Çin ile savaştaydı ve bu savaşı hala kaybetmeye devam ediyordu. En kötü ihtimalle ben artık Sovyetlere asker yollayabilirim. Bilmiyorum artık. Sovyetlerin düşmesi bizim işimize gelmez. Bizim için çok kötü olur abi Sovyetlerin düşmesi. Bu yüzden Sovyetlerin düşmesini istemiyorum. Gelişmeler yapabiliriz. Geliştirmeler yapabiliriz. Şunları geliştirelim. Yine oturmaya, yaslanmaya devam edeceğiz. Silah birikmesini bekleyeceğiz. Silah birikecek. Top birikecek. Ve sonra biz yine saldıracağız. Fabrikaların basılmasını bekleyeceğiz. Şu fabrikaların önce tamir edilmesi lazım tabi. Yine her zamanki alışık olduğumuz gibi çıkarmalarla baş başayız. Gemilerimiz şu anda ne durumda bir ona bakmak istiyorum. Donanmam kaç parçadan oluşuyor? 45 parça. Donanmada daha büyük bir gelişme kat edememişiz anlaşılan. Evet, buraya büyük miktarda asker getirdi eleman. Umarım çıkarmalar başarılı olmaz. Eğer başarılı olan bir çıkarma olursa çok büyük sıkıntı yaşarız çünkü. Adamlar tek bir liman alırsa o limanına bir sürü asker yollarlar ve bu bizim sonumuz olur yani. Bu yüzden hiçbir şekilde çıkarmalara izin vermememiz gerek. Burada herhangi bir şekilde bir sorun yok. Faşist olabiliriz belki ama şu anda boostlamayı düşünmüyorum. Böyle iyi abi. Şu anda durum bu şekilde. Benelux'te sıkıntı yaşıyormuş askerler. Benelux'te bizim askerimiz var mı ki? Yok. Abi saldırmayı deniyorlar da tabi saldırırlar. Başarıyla sonuçlanmıyor normal olarak. Orada çok fazla asker var. Amerikan olsun, diğerleri olsun. Bir sürü devletin askeri var orada. Almanya bu yüzden başarıyı elde edemiyor. Ve herhangi bir şekilde ekonomik gelişme de yapamıyor. Amerika'nın hali şu anda kötü. Allah'tan buraya asker getirmiyor şu anda. Hatta getirmiş de yani. Hatta aşırı getirmiş. Allah'tan getirmiyordum. Bayağı fazla askeri var orada. Şimdi biraz silahtan alıp diğerlerine fabrika verebiliriz. Şundan abi. Bu fazla basılmıyor çünkü. Diyor ki kaynak sıkıntımız var diyor. Kaynak sıkıntısını gider kardeş diyor. Giderelim hocam. Her şeyin bir kaynak sorununu bir çözelim artık o zaman. Şöyle. Kaynak sorununu çözdük. Şimdi ne kadar basılıyor? Günlük 7. Bundan da 11. Güzel. O zaman olur. Bunu çözdük en azından. Şu anda 43 tane kullanabileceğimiz sivil fabrikalarımız varmış. Tabii o kadar şeye fabrika verince maalesef böyle sorunlarımız... Abi düşüyor. Ay Amerika senin ben... Ayıp be. Bingazi'ye çıktılar beyler. Şuraya acilen destek lazım. Ya artık Enver Paşa'yı buraya sevk edeceğim. O toprakları ben korumak istemiyorum. Bir zahmet kendi topraklarını kendileri korusunlar yani. Abi ayrılmışlar Bingazi'den. Güzel. Güzel. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Enver Paşa'yı buralara sevk edeceğiz abi. Buradaki çıkarmalara yardım etmesi için yollayacağız. Burada herhangi bir çıkarma olmasını istemiyorum. Aynı zamanda şu bölgeleri de korusun. Ne olur ne olmaz. Buraya çıkarma yapıyorlar. Başarılı da olacak o çıkarma anlaşılan. Şöyle bu çıkarma yapılabilecek yerleri korusun abi Enver Paşa. Evet Cezayir'e çıktılar. Abi sen Cezayir'i şöyle tut ya. Bırak onlar bir şekilde korunur da. Cezayir bölgesini bir tutmamız gerek. Abi ben tutmazsam Almanya hiç ya şu anda. Her şekilde Almanya'yı ben koruyorum. Almanya'yı korumaktan bıktım yani. Osmanlı Devleti'nin Almanya'yı koruması saçmalık abi. O adam benden daha güçlü. Ama onu ben koruyorum. Tut abi bunları geri kaçamasınlar. Tut
Tut hocam bunları. Gir abi buraya. Şuradan şöyle kapat. Bir tek Cezayir'de sıkışsınlar. Her yeri de ben tutamam ki. Bu ne abi yani, her yeri de ben tutamam. Her çıkarma yapılabilecek şeyi ben tutuyorum yani, böyle olmaz. Armor Effort'a gidelim. Evet, burada saldırı yapıyorlar. Saldırılar engelleniyor şu anda. Umarım engellenir. Umarım. Şöyle biraz daha destek sağladık. Bu bölgeye saldırmalarımız devam etsin. Ve yine aynı zamanda şuradaki bölgeye de saldıralım da bu adam tamamen silinsin. Sonra da Enver Paşa'yı artık destek için kullanacağım abi. Buna git o zaman, ona gideceğine. Artık gideceğimiz şeyler sınırlı. Tıtlı abi. Yapacak bir şey yok. Mecbur gideceğiz. Abi Enver Paşa bundan sonra garnizon için kullanılacak. Sadece garnizon. Yani önemli bir olay olmazsa garnizon için kullanılacak. Evet, bu şekilde. Bu şekilde bu bölgeleri koruma altına al. Abi sen de garnizon şeyinden havaalanlarını ve victory puanlarını çıkar abi. Çıkar, sadece liman tutuyorsun abi. Sadece liman tutuyorsun. Yapacağın şey sadece liman tutmak. Buradaki ordumuz ne durumda? Saldırdığım takdirde kazanırım diyor buradaki ordu. Güzel. Bir de biraz ses düzeyinden oyunun sesini kısacağım ben. Abi böyle değil, şöyle kısacağız. Ki size etki etmesin abi. Tamam. Tamam. Silahlarımız her gün basılıyor. Topçu açığımız kapandı. Piyadelerimize daha fazla destek ekipmanı ekleyemiyoruz. Çünkü destekte zaten bir sorunumuz var. O yüzden daha fazla destek ekipmanı ekleyemiyoruz normal olarak. Ama topçu ekleyebiliriz ileriki zamanlarda. O da basıldığında. Şurada herhangi bir şekilde saldırmayı düşünmüyorum. Çıkarmalar görüyoruz. Çıkarmalar umarım engelleniyordur. Engelleniyor gibi görüyorum. Anlaşılan engelleniyor. Güzel. Çıkarmalar engelleniyor abi. Şurada bir çıkmışlar ama pek bir şey yapamıyorlar. O yüzden bu çıkarmadan bir sakınca gelmez. Limanlara çıkmadıkları sürece bir sorun yok abi bizim için. Limanlara çıkmadıkları sürece herhangi bir sorun yok. Buradan Almanya yardırsa aslında çok rahat yardırabilir. Mustafa Kemal Paşa'mız ne durumda? O bölgelerini tutmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa'ya bir yardımcı yollamak gerek. Şöyle abi. Bir yardımcı yollamak gerek. Destek ekipmanında sorunun yaşandığını biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. 24 birlik basılıyor. Yani destek ekipmanına benim yapacak şu anda hiçbir şeyim yok maalesef. Jandarma alayı mı bassam? Yok abi, jandarma alayı da hiç olmaz ya. Onlarla saldıramayız. Jandarma alayında destek ne kadar var? Defans için bir tane koymuşum. Kalsın abi, güzel. Şuradan biraz saldırmayı denesek mi? Yok abi. Başarabileceğini düşünmüyor. Abi aslında pek fazla bir ilerleme kat etmiyor Çin'de yani bakacak olursak. Yavaş yavaş ilerliyor ve yani Sovyetleri düşürecek kadar ilerlemesi şu anda pek yani olmaz abi. Sovyetleri düşürecek kadar ilerleyemez. Sovyetler hala güçlü bir devlet ve toplamda 189 en fazla askeri olabiliyormuş. Tamamen komünist bir devlet. Evet, burada saldırılarla baş başa Almanya topraklarını savunmaya çalışıyor ama savunamıyor şu anda. Abi İtalya'nın savaşa katılmaması kadar güzel bir şey yok şu anda. Bu eleman da yatıyor burada. Aa. Yani şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Şu Romanya'ya saldırabiliriz. Her yeri abi, her yeri istiyorum. Her yere benim claim'imi at. O toprakları istiyorum. Sonrasında ne bileyim başka küçük devletlere saldırabiliriz. Jebel Şam var mesela, koruma altına alınamaz.
Altı fabrika. Bedava altı fabrika abi yani. Altı fabrika altı fabrikadır. Ne de olsa. Bedava fabrika. Valonya kapçülü oldu. Valonya neresiydi abi? Şurası. Evet. Kapıçülü oldu. Burada artmaya devam ediyor. 345 gün içerisinde destek sorunumuzun çözüleceği söyleniyor. Güzel. 1921 yılına geldik. Savaşta herhangi bir şekilde bitme söz konusu değil. Savaşın bitmesini istiyorum bir yandan. Yani pek fazla toprak da istemiyorum abi. Mısır bende kalsın. Libya kalsın yani Trablusgarp. Arabistan bende kalsın. İran'a pek bir gerek de yok yani. Savaş bitsin yeter ki. Hicaz'ı zaten kendim ayrı savaşarak alacağım. Şu anda bize saldırmayı deniyorlar bölgelerde ama başarılı olamazlar. Şu anda zaten pek de bir başarı sağlayamıyor düşmanlar. Askerlerimiz ne durumda? Askerler çıkmış. Yani bu askerleri böyle almak mantıklı bir şey değil yani. Siz yapmayın. Ben şu anda acil ihtiyaç olduğundan dolayı bu askerleri bu şekilde alıyorum. Yani bu bölgede bir sorun olmaması için benim bunları almam gerek. Abi şöyle şunları ayarla buraya kadar hattı çek. Buradaki askerler biraz kayacak. Almanya tutar artık buradaki ordu da yerleşene kadar. Yeni ordumuz da oraya doğru yerleşiyor. Savunma yaptıkça o ordumuz biraz seviyede alacaktır zaten. Buradaki garnizonlu birliklerimiz mesela ne durumda abi? Bak çok güzel. İyi seviye alıyorlar. Generalimiz seviye almış burada. Arttırabileceğim şey olduğu söylendi ama arttıramadım hiçbir şey abi. Adapte olun abi aynen. Gerilla bir de al. Bunu da al. Şu paşalarımıza önem verelim. Bunların seviye alması bizim için çok önemli. Adapte önemli. Gerilla fighter al. Güzel. Bizim için şu iki paşa çok önemli abi. Bu zaten 8-4. Bu da 7-6. Bu da 4-6-7. Ya aşırı iyi bu paşalar. Ve umarım daha da iyi olacaklar. Yeni askerler üretelim hemen hızlıca. Paso asker üreteceğiz. Şu anda yapacağımız şey bu. Asker sayımızı arttırıp yeni savaşlara yelken açacağız. Yeni ilerlemelere yelken açacağız. Herhangi bir şekilde eksikte değiliz. Destek ekipmanı dışında o da kapanacak bir şey değil. Destek ekipmanını kapatamayız. Yani buraya sağlam bir birlik yollayabilirim. Bastığımda. Ama öncesinde şu Romanya'yı almak istiyorum. Romanya'yı alacağım. Jebelşammar alacağım. Ve sonrasında tamamıyla hep Fransa'ya pushlayacağız. Yapacağımız şey bu. Silah eksiği şu anda yok abi. Zaten gayet iyi de silahımız artıyor. 216 basılıyor günlük. Herhangi bir şekilde kaynak ihtiyacı falan söz konusu değil. O yüzden her şey şu anda çok iyi. Buradaki tamiratlar yapılıyor. Tamiratlar neden bayağı yavaş yapılıyor abi? Çok yavaş yapılıyor be tamiratlar. Oha bakın sadece şurada az önce 106 Amerikan Division'ı gördüm. Bak şurada kaç Division var abi? Abi Amerika'nın çok fazla Division'ı var ya. Çok fazla askeri var. Amerika bunlara yardım etmese çok rahat alırız da. Amerika abi her şey Amerika. Amerika'nın size asker miktarını söyleyeyim. Bize tek başına savaşacak güçlü adam. Şuraya bakın abi. Adam tek başına savaşabilir ama insan gücü az. İnsan gücü az. Sovyetlerin de 7 milyon insan gücü var. Araştırmalarımızı biz yapalım. Silahta araştırma yapıyorum. Maalesef başka bir şekilde şu anda yapacak araştırma yok. Bu yüzden silaha yöneldim tamamen. Hem de bu bizi güçlü kılar abi. Dene bakalım. Dene bakalım gücünü. Gücünü dene bakalım. Silah eksiye düşmeyecek şekilde bir ufak saldıralım sende. Bir ufak ittirmeye çalışalım. Ya o yıllar çok fazla ilerlediği için oyunda da şu anda yani ilerlemede çok sorun yaşıyoruz abi. Yavaş yavaş ilerliyor oyun. Aşırı ilerledik çünkü. Uçakların ne durumda? Deplane'e gerek yok. Tactical Bomber üretelim abi. Tactical Bomber iyidir. Tactical Bomber üretir basarız. Uçak üstünlüklerine bakacak olursak uçakta çok iyiyiz abi. Devletimiz uçakta harika. Uçak üstün dediğim anda direkt kırmızı oldu abi.
Bu kadar bir şey olmazsa olunur. Uçakta iyiyiz abi. Burada uçak sıkıntısı var. O da benim yapacak bir şeyim değil abi. Kendi topraklarını bir zahmet korusun yani. Her şeyi de ben yapamam ya. Biraz kendi topraklarını korusun. British Raj'ı ele geçirdiğimizde oradan Çin'e de yaslandığımızda çok büyük ilerleme kat etmiş olacağız. İşler istediğimiz gibi giderse bu bizim için çok iyi bir avantaj olacaktır. British Raj'dan buradan yukarı doğru Çin'e vurmak. Burada Fransa'nın da yüksek gelirli toprakları var. Buradaki kaynakları iyi. Bakın görüyor musunuz? Odunlara bakın abi. Buradan aldığımızda kaynak ihtiyacımızın büyük ölçüsünü gideririz. Zaten buraya aldığımızda da çok fazla kaynak ihtiyacımız gitmiş olacak. Ticaret yerine artık tamamen kendimize harcarız fabrikalarımızı. Ve bu bayağı iyi olur yani. Komutanlarımız ittirmeye devam ediyor ve ittirmede başarılı olabiliyorlar zaman zaman bazı yerlerde. Kendimizden çok sayıda fazla düşman ordusuna karşı başarılı olmamız gayet iyi bir şey tabi. Abi sen de duracaksın, sen de ittirmeye çalış mesela. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Biraz daha agresif saldırsak. Agresif saldırsak nasıl olur abi? Bir ufak bir agresif deneyelim bakalım. Umarım sorun yaşamayız. Umarım çok sorun yaşamayız agresif saldırıda da. Neyse abi ben agresif saldırmayacağım ya. Agresif saldırdığımızda sorunlar yaratılıyor. Bir şeyler oluyor sonra. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Ne kadar kaldı? Sen bir yerleşsene hocam şuraya. Neredeydi bu ordu? Sen bir yerleş bakalım. Abi bu oraya zaten bir etki etmez ya. Şimdi 24 birlik buna yetmez. Bunun kaç birliği var? Abi 18 fabrika ya. Ben bunu %100 almam gerek. Benim bunu %100 almam gerek abi. Biraz daha asker basarım en kötü alacağım onu. Her ihtimale karşı benim o devleti almam gerek. Abi biraz saldırıları kesebiliriz. Sorun değil. Biraz kesin abi. Saldırmayın. Savunmaya çalışın. Savunmada başarımız zaten fevkalade. Ordumuz savunmada gayet başarılı. Biz şuradaki bölgeyi kaybettik. O da Almanlar koruyordu orayı maalesef ki. Yani onun dışında ordumuz savunmada fevkalade iyi durumda şu anda. Pakistan bölgesinde ikmal sorunu olduğu söyleniliyor. Bunlar yalan. İnanmayın abi, itibar etmeyin. Ordumuz aç değil, merak etmeyin. Zilin abi. Bir bölge kaybettik, bir bölge aldık. Şimdi ben buraya yeni ordu getirsem dahi burayı kaldırmayacağından dolayı boşuna getirmiş olurum. Şöyle şu bölgedeki yolları hemen hızlıca yaparsan, bir de buraya yeni yollar inşa edersen bu şekilde. Önce tabii ki de tamiratlar. Önce tamiratlar. Böyle yaparsan daha güzel olur. Çıkarmalar söz konusu değil. Herhangi bir şekilde çıkarma olmuyor. Çıkarmaları rahatlıkla engelliyoruz. Şurada bir çıkarma yapacaklar. Yapsınlar. Sorun değil abi. Yani bu bölgelere çıkmaları önemli değil. Önemli olan limanlara çıkmamaları. Limanlar bizim için çok sıkıntılı yerler. Limanları aldıklarında çünkü ikmal alıyorlar. Ama liman alamadıkları sürece sorun değil. İkmal alamıyorlar. Aa burada da ilerlememiz söz konusu. Şurada herhangi bir şekilde yeşil yanmıyor abi. O yüzden saldırmayacağım. O bölge sıkıntılı biraz. Abi biraz piyade tümeni basacağım. 16 piyade tümeni bas. Kapatılır açık. Açıklar kapatılır abi. Açıklar kapatılmak için vardır. Donanmamız ne durumda? Bir ona tekrardan bakacağım. 51 gemi. Abi 51 gemi şu bölgeyi koruyabilir mi? En azından kendi denizlerimizi koruyalım be. En azından kendi denizlerimizi koruyalım abi yani. Bir zahmet buralara çıkarma yapılmasın artık. Ege'yi koruyalım en azından. Ha, bunların çıkılması hiç önemli değil. Merak etmeyin. Dediğim gibi onlar önemli değil abi. Önemli olan yerler var. Bunları siz biliyorsunuz. O yerlere çıkmadıkları sürece hiçbir sorun yok. Çin pek fazla ilerleyememiş gibi. Hatta burada fakat yemiş. Bakın. Sovyetler bastırmaya başladı anlaşılan.
Sovyetler abi bizim 647, bunların 1,5K şeyi var, uçağı var. Vay be. Ulan millet ne uçaklar üretiyor, bizde yok abi. Bizde yok. Fabrikalarımız artsa keşke. Fabrikalar artsa şeye vereceğim. Destek ekipmanına vereceğim. Adam her toprağını koruyabiliyor. Ama bu orduyu bastığımda koruyamayacak. Abi şöyle yapıyoruz bunu. Sen sil şu hattı. Yeni ordu daha gelecek. İkiniz birlikte ayarlanacaksınız. Şimdi Ege'yi korumam önemi. Buna girelim abi. Burayı korursam eğer ben şu anda koruyor gibi gözüküyorum. Generalimiz çok zayıf. Savaştıkça o iyileşecektir ama tabi savaş olmaması herkes için daha iyi. Burayı korursak Karadeniz'den adamlar destek getiremez. Birlik getiremez. Birlik getiremeyince de ne olur abi? Biz bu savaşı kazanırız. Bu yüzden birlik gelmemesi lazım. Birlik geldiğinde eğer buradan da çok fazla asker gelirse biz biteriz. Bu yüzden bunun olmamasını istiyorum. Askerlerimiz savaştıkça tecrübe alacak zaten. Şuradaki askerler hayvan oldu, baksanıza abi. Şuna baksana. Abi hepsi veteran. Bunlar abi gördüğü adamı direkt indiriyor bu askerler. Çoğu. Gördüğü adamı direkt indiriyor. Pat direkt indiriyor abi. O kadar iyiler şu anda. Hocam. Nerede bu benim garnizonum? Nerede benim garnizonum abi? Şu garnizonları buraya al. Şu garnizonları buraya al. Bu garnizon neden burayı korumuyor? Şu limanı zaten koruyor, anladım. Liman burada sandım da burayı koruyormuş. Tamam. Tamam, sorun yok. Var propaganda. Yap abi. Şimdi sivil fabrikalar yerine askeri fabrikalar yapabilirmişiz. Gerek yok. Yani sivil fabrikaya da ihtiyacımız var çünkü. Stabilitemizi arttıran şeyler varmış. Yıllık faşist, pardon, günlük faşist bu supportunu azaltacakmış. Ama stabilitemiz eksi 10 olacak. Bunlar olmaz. Stabilitenin düşmesi bizim için çok kötü. Tabi otoriterliği boostla o zaman. Biz otoriteriz değil mi? Evet. Bunları kullanalım abi bir şekilde. Abi stability azaltacak hiçbir şey yapmam. Otoriterlik boostlayalım abi buna da. Hicaz gitmeye de elimizden iyiydi. Hicaz elimizden gitmeye de iyiydi abi. Kaç gün kaldı? Artık biter diye düşünüyorum. Bir aydan az kalmış. Abi şu ordulara garnizon birlikleri diyeyim de onlar orada dursun. Şimdi senin kaç birliğin var? 28 birlik. Bakın puşt birlik basıyor. Adam birlik basıyor. Bizim bu ordulara top eklememiz lazım. Combat bitimiz 18, en az 20 olması lazım ama ekleme yapamıyoruz. Şöyle bir piyade eklersem ne olur? Combat bit'i 20'ye çıkarmış olurum. Ve infanteri de ne gibi bir sorun? Abi 1000 eksiye düşüyorum. 1000 eksi hiçbir şey ya. 1000 eksi hiçbir şey abi. 1000 eksi hiçbir şey. Biraz tecrübe kaybedecek ordular ama 1000 eksi hiçbir şey. Bunlar hala veteran. Mustafa Kemal Paşa'nın ordusu da yarısı iyi. Çünkü diğer yarısını yeni bastık. Şu savunma tugaylarının seviyesini merak ediyorum. Bunlar da 2-1 arası değişiyor. Bunlar çok fazla savaşmadığından dolayı. Yani genelde belli başlı limanlara çıkarma atılıyor zaten. O yüzden pek fazla sorun yaşamıyorlar. Çıkarmaları engelliyor ordumuz. Tamamen bizim ordumuz engelliyor abi her şeyi ya. Vallahi biz olmasak Almanya pert yani. Avusturya Macaristan'ın gram bir şeye yaradığı yok. 141 birliği var ama hiçbir şeye yaramıyor. Bizim 243 birliğimiz var. Biz patates ederiz abi direkt Avusturya Macaristan'a girdiğimiz anda. Harbi diyorum, direkt patates ederiz. Şimdi ilerleyebileceğim. Abi var. İlerlememiz açılıyor yavaş yavaş. Şu infanteri ekipmanları güncelleyelim hemen. Biraz basım hızını etkileyecek bu ama ileride o düzelir. Hocam burayı alacaksınız.
Abi şimdi bir gün geçiyorum ve bekliyorum. Evet, bildirimler geliyor. Evet, sen şimdi buradaki limana saldır abi. Umarım toprakların hepsi bana kalır. Çünkü her yere savaş sebebi ürettiğimden dolayı bana kalması benim için iyi olur abi. Ama bu Sovyetlere kaldı mesela bu toprak. Abi buradan ilerleme. Bırak Sovyetlere kalıyorsa niye ilerleyeyim ben? İlerler abi ordu. Şuradan ilerlerim direkt de ben Sovyetlere toprağın kalmasını istemiyorum ya. Avusturya Macaristan'a bile kalabilir ama Sovyetlere kalmasın. Ya buradan neden şeye toprak kalır ki abi? Sovyetlere. İlerliyoruz ufak ufak. Askerlerimiz ve komutanlarımız tecrübesiz. Bundan dolayı ilerlememiz yavaş. Çünkü yeni komutanlar bunlar. Görüyorsunuz 2-3 seviyesinde. 2-2, 1-2. Bunlar da diğerleri gibi hayvan olacak yakında. Diğerleri abi savaş dehası şu anda. Adam gördüğü anda direkt çat çat indiriyor ya. Şuraya bir birlik gelse şunu direkt buraya atacağım da. Şöyle yaparsak. Abi işte bak bu gerizekalı Almanya'nın yüzünden. Gördünüz değil mi olanı? Ya Almanya. Neden abi? Orayı koruyordu Almanya gördünüz yani inadına saldı yani inadına salmış gibi bir şey oldu orada. Şurayı aç da abi o zaman. Ben bir zahmet şurayı açarsan sevinirim. İnadına saldı gibi bir şey yaptı orada var ya puşt. Harbiden inadına saldı gibi yani. Bilerek orada ordumuzu örsün diye bıraktı ya resmen. Harbiden yani durum tam olarak bu. Ordularımız ne durumda? Birader sen şöyle bir geri kaykıl. Şuradaki Tugay'a katılabilirsen güzel olur. Aa zaten oradaki şeyimiz varmış lan. Orada bir açıklık söz konusu değil. Oradan ikmal geliyor. Tamam. Ben ikmal gelmiyor sandım. İkmal geliyor. Güzel. Resource speed'i arttır. Ordularımız ilerliyor. Ama toprakların tamamı bize kalmıyor maalesef. Şurada Sovyet 2-3 parça aldı. Ukrayna'da burada hala yaşıyor muymuş? Ne olmuş? Oradan şey saldırınca mı çıktı? Evet, bu saldırınca çıkmış Odessa'da. Abi şuradan ilerler misin? Şuradaki birlikleri birleştir. Şuradan fabrika alırız en azından güzelce. Güzelce fabrika alırız. Şunlar en azından ilerlemiş olur. Şimdi Jebershan var abi. Seninle iyi ilişkilerim vardı. Bunu biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Hani benim daha fazla fabrikaya, daha fazla güce ihtiyacım var ve seni maalesef almak zorundayım. Umarım kusura bakmazsın. Ve bu arada Avusturya Macaristan toprak almıyor. Tamamen alabilirse Sovyet alıyor. Çünkü Avusturya Macaristan benim paktımda ve savaş sebebim belli benim. Bu yüzden bir sorun yok. Bükreş'e gir abi direkt gitsin savaş. Ne uğraşıyorsun? Gir Bükreş'e. Direkt adam teslim olsun. Yani bunu da ben mi söyleyeyim abi? Abi her şekilde sen bir art bakalım. O bir artsın. Bayağı önemli çünkü. Jebel Şammar'ı da alıyoruz abi topraklarımıza katıyoruz. Yani direkt alabileceğimiz bir devlet Jebel Şammar ama nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Şuradan bir yerden alınabiliyordu Annex Jebel Şammar. Katar eğer onun olursa ama abi Katar onun olmuyor ki yani. Katar'ı nasıl alacak o İngiltere'den? Bu arada videoda yarım saate yaklaşıyor. Artık yavaştan bir videoyu bitiririz. Şu askerlerimiz yerleşsin. Bir sonraki bölümde Jebel Şammar alırız ve artık buradaki yollar tamamen basıldığında buradan abi yeni bir saldırı başlatacağım. Resistance map değildi abi. Infans... Evet. Bir dakika. Resource. Hangisinden bakıyorduk abi biz ya? Heh. Şurada hala bakın yeterli değil. Bunları yeterli seviyeye ulaştırmamız bizim şart. Bunları yeterli seviyeye ulaştırmamız şart abi. Şu Sint limanını da şöyle en üste çıkar. En üste. Bunlar bir basılsın, üretilsin. Sen yolu bir üste çıkar. Sen de bir üste çıkar. Onlar bittikten sonra liman da yükseltilir. Şimdi burada saldırılarımız bunlara bağlı şu anda. Yol konusunda ilerlememize bağlı. Yani harita neredeyse aynı sayılır. Ufak bir ilerlemesi var Çin'in sadece. Oradan yana bir sorunumuz yok. Şurayı bitirdim. Evet, Almanya orayı bitirmiş. Güzel. Buraya destek verip tamamen buradan da ittirebiliriz.
Veyahut abi bu savunur ya biraz daha kendini. Daha ilerlemeleri çünkü kolay olmaz. Almanya'nın daha teslim olması için çok şey var. Yani o yüzden şu anda teslim olmaz. Bu arada geçenki videoda bizim ölü sayımız, bizim askerlerimizin kayıp sayısı Almanlar falan tüm ittifak dahil olmak üzere çok fazlaydı diğerlerine göre. Onlar 10 milyonsa, onların 10 milyon kaybı varsa bizim 15 milyon vardı. Yani bayağı fazlaydı. Kapattık onları bizim yaptığımız saldırılarla ve Almanya'nın savunma konumuna geçmesiyle bunlar kapatıldı. Ve burada artık yeni bir savaş sebebi üretiliyor. Artık o zaman videoyu sonlandıralım. Güzel bir bölüm oldu. Bu bölümde de artık Romanya'yı topraklarımıza kattık. Birkaç toprak kaybettik maalesef Sovyetlere ama yapacak bir şey yok bu konuda. Sağlık olsun. Alabildiğimize bakalım. Neyse, o zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.